Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir deney yapacağız. Musluk suyunu içilebilir, temiz hale nasıl getirebiliriz? Onu göstereceğim sizlere. Çok kolay bir yöntem. Arkadaşlar, gerçekten bazı şeyler çok kolay. Bunu sizlere şimdi göstereceğim. İlk önce musluk suyunu buzluğa attım. Gördüğünüz gibi şurada bulutlu bir bölüm var. Evet, onu yok edeceğiz. Onu eriteceğiz. Geri kalan bölüm bize içilebilir su olacak. Burada gördüğünüz gibi bulutlu bölüm yok olacak. Evet. Şurada da göstereyim. Buharlandı. Şöyle bulutlu bölüm. Eriteceğiz onu. Aslında bu bulutlu bölümler daha geç donduğu için dondurma esnasında, yani buzluktayken oraları en son donuyor. Onun için dikkat edip diğer etraf donduktan sonra ortadaki bölümü hemen suyunu dökersek daha kolay içme suyunu elde etmiş olacağız. Ama ben daha çok beklettim. Beklettiğim için dondular. Fırsat bulamadım o izlemeyi. Gördüğünüz gibi burada da. Bu da arkadaşlar, bunu ben mineralli su kullanıyorum. Komşu mineralli su kullanmıyor. Normal su alıyor, satın alıyor. O sudaki, bakınız, bulutlu bölümü, onun gitmesi lazım. Yani bizim musluktaki veya satın aldığımız suların sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peki biz sağlıklı bir su içebilmek için, musluk suyunu içebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Demek ki suları dondurup bulutlu bölümü yıkayıp eritip geri kalan bölümü kullanacağız. Ben eritmeye başlayayım. Size göstereceğim nasıl olduğunu. Suyu çıkardıktan sonraki bölümü göstereyim. Burada görmüş olduğunuz bulutlu bölüm eritilecek. Geri kalan bölüm, şeffaf bölüm, bizim içme suyumuz olacak. Burada da görüldüğü gibi. Evet. Şu bölüm eritilecek. İçme suyumuz hazır olmuş olacak. Erittik. Gördüğünüz gibi bu bizim içme suyumuz. Bakınız ne kadar berrak. Zaten buzu da erittiğimiz zaman bardakta bazı pütürlükler görürsünüz. Onlar sağlıksız şeyleri, midemizi indirdiğimiz, vücudumuza geçirdiğimiz sağlıksız bakteriler, ağır metaller. Yani onun için yapmamız gereken, musluk suyu içeceğimiz zaman eritmemiz gerekiyor ve bu şeffaf bölüm bizi içecek suyu olarak geri kalıyor. Evet, buzlarımızı hazırladık. Burada da bardağımızda içeceğimiz suyla rahat uyuyabilmek için birkaç tane, iki tane yıldız anason, çubuk tarçın, 3-4 tane de karanfil koydum. Suyumuzu kaynatıp üzerine döküp akşam yatmadan önce içebilirsiniz. Suyumuzun, buzumuzun erimesini bekleyeceğiz. Sürahimize koyduk. Tam içilebilir sağlıklı suyumuz. Arkadaşlar, bir sürü paralar verip makine alıyorsunuz ve o musluğunuzun bir bölümünde delik açılıyor. Oradan suyunuz geliyor. Onun çok sağlıklı su olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Onda ne oksijen var, ne nasıl desem, vücuda faydalı bölümler var, mineraller var. Hiçbir mineral yok. Hepsi yok ediliyor. Oksijeninden tut, minerallere kadar her şey yok ediliyor ve o su vücudumuza hiçbir faydası, o suyun hiçbir faydası yok vücudumuza. Gördüğünüz gibi satın alınan sularda da ağır metaller var.
Onları da yok ettik ve musluk suyuyla birlikte buzladık. Bu bulutlu bölümü temizledik. Ben çok buzlattım. Sizler dikkat ederseniz tam buzlanmadan ortada suyu kalıyor. Tam buzlanmıyor. İşte o suyu atıp hemen suyunuzu elde etmiş olacaksınız daha kolay. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Böylelikle daha kolay musluk suyu, daha temiz, kendi bildiğimiz şekilde nasıl elde edebiliriz? En kolay yöntemi bu. Sizlere başarılar diliyorum, sağlık diliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalınız. Yorum atmayı unutmayınız. Beğeni atmayı unutmayınız. Teşekkürler.